için gidiyoruz şimdi. Alebe Menkul Değerleri Onur Altın var karşımızda. Onur merhaba. Merhaba, açılı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Özellikle piyasadaki bu dünkü geri dönüşün ardından bir miktar daha bozulma var bugünkü piyasa dinamiklerinde. Siz neye bağlıyorsunuz diye sorayım. Biz bir parça konuştuk ama sizin yorumunuz nedir? Tabii ki açıl. Bugün piyasalar aslında pozitif bir başlangıç yapmıştı ama açılıştan itibaren aşağıya doğru gelen bir Borsa İstanbul Endeksinin olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunda en baş nedenin aslında sabah Murat Çetinkaya'nın açıkladığı enflasyon sunumu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü enflasyon sunumunda kısa vadeli enflasyonda yukarı yönlü bir beklenti içerisinde Merkez Bankası. Son dönemde birikimli kur etkisinin azalması ve turizmden kaynaklanan hizmet enflasyonunun azalmasına karşılık asgari ücretteki artışın ve tüketici harcamalarındaki artış ile birlikte bunun dengelendiğini gördüklerini söylediler. Ama bundan sonraki süreçte özellikle tütün fiyatlarına yapılan zamların etkisi ve yine asgari ücretin etkilerinin yanında enerji fiyatlarının kısmen görece yüksek kalmasının bundan sonraki dönemde gıda fiyatlarının da etkisiyle yaz aylarında enflasyonu Temmuz ayında yukarı doğru yükseltebileceğini de ifade etti. Tabii bunun etkisini geçici olarak nitelendiriyorlar. Çünkü Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kırmızı et fiyatlarındaki müdahalesi ve daha sonrasında hal yasasıyla birlikte sene sonu gıda enflasyonunu %9'dan %8'e revize etmişlerdi. Bir yıl sonuna doğru yine 6.6 ile 8.4 arasında ortalama 7.5 olan enflasyon hedefini yakalayacaklarını belirttiler. Tabii bu kısa vadeli yukarı yönlü beklenti TL cinsi varlıkların hepsinde bir satış getirdi. Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareketler gözlemlenirken 2 yıllık gösterge tahvil faizinin alımlar gözlemliyoruz. Kur tarafına baktığımızda ise kurda yukarı yönlü hareketler var. Teknik olarak kurda 3.06'ya dikkat edeceğiz dolar TL'de. 3.06'nın üzerinde 3.08 yaşanabilir. Aşağıda ise 3.02'lerin altında 3'lere kadar geri çekilmeler yaşanabilir Barış. Onur çok teşekkür ediyoruz sana da yorumların için. Alev ve Menkul Değerler'den aldığımız yorumlar eşliğinde akıllı paranın da sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aradan sonra saat başında Finans Merkezi'nde Gökhan Şensiz